Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Model şirketimiz Yükselen Çelik. Evet, her zamanki gibi ilk önce öncelikle hisse senedi yatırımcı açısından risk modellerine bakıyoruz. Her 3 risk modelinde de hisse senedi yatırımcı açısından risk içermediğini görmekteyiz. Aktiflerinden değerlendirmeye başlayacak olursak, toplam aktifler içerisinde nakit ve nakit benzeri varlıklarının bir önceki dönem yaklaşık %5 olan payının cari dönemde %0.28'e gerilediğini görüyoruz. Brüt işletme sermayesi içerisinde %5 olan payının da cari dönemde %0.31'e azaldığı görülmekte. Ticari alacaklarına baktığımızda toplam varlıklar içerisinde bir önceki dönem %33,5 olan payını cari dönemde %52'ye artırmış. Brüt işletme sermayesi içerisinde bir önceki dönem %36,5 olan payı da cari dönemde yaklaşık %57'ye artmış. Stoklarına bakıyoruz. Toplam varlıklar içerisinde bir önceki dönem yaklaşık %36,5 olan payı cari dönemde %31,5'a gerilerken brüt işletme sermayesi içerisinde yaklaşık %40 olan payı cari dönemde %34,5'a azalmış. Varlık finansmanındaki brüt işletme sermayesinin payı bir önceki dönem yaklaşık %91,5'muş, cari dönemde %91'e azalırken toplam sabit kıymetler içerisindeki payı bir önceki dönem %1100 iken cari dönemde %1032'ye azalmış. Sabit kıymetlerine bakalım. Toplam varlıklar içerisinde bir önceki dönem %8,33 olan payı cari dönemde yaklaşık %9'a artmış. Çok belirgin bir değişiklik oluşmamış. Yarısını yabancı kaynaklarıyla, yarısını öz kaynaklarıyla finansını sağlayarak cari fiyatlarla 208.088.932 TL %98 artışla bir iktisadi varlık elde etmiş. Borçlarına baktığımızda kısa vadeli borçlarının toplam borçlar içerisindeki payının cari dönemde hızlı ve yüksek oranda arttırdığını görmekteyiz. Yine uzun vadeli borçlarında payını belirgin şekilde artarken net borçların toplam borçlar içerisinde belirgin şekilde hızlı bir oranda artıldığı görülmekte. Ve yine borçlar içerisinde, toplam borçlar içerisinde işletmenin öz varlık kaybı yaşadığını görüyoruz grafikten takip ettiğimizde. Finansmandaki değişiklikleri daha kapsamlı, daha detaylı inceleyecek olursak, öncelikle yabancı para pozisyonuna bakıyoruz. Bir önceki dönem 10.493 milyon civarında bir yabancı para pozisyon fazlalığına sahipken cari dönemde bu 18 milyara çıkmış. Dolayısıyla işletmenin yabancı para pozisyon açığını taşımadığını görmekteyiz. Fakat finansmanda kaynaklarındaki değişiklikte finansmanda etkinliğinin azaldığını görmekteyiz. Finansmanda öz kaynağın katkısı %28 azalırken borçların payı %65 oranında artmış. Öz kaynaklarını borçlarıyla karşılama oranı %56,5 azalmış. Brüt işletme sermayesi %44 artarken net finansal borçları %3236,5 oranında çok hızlı ve yüksek oranda. Döviz pozisyon fazlalığı %72 düzeyinde artarken
ticari alacaklarla ticari borçlarının finansını sağlaması da %209 artmış. Fakat o net finansal borçlarının %3236,5 düzeyinde çok hızlı ve yüksek oranda artması son derece olumsuz bir gelişme, gelecekte işletmeyi zor durumda bırakabilecek bir artış. Öz kaynaklarına baktığımızda dönem kar payının toplam öz kaynaklar içerisinde belirgin şekilde arttığını görüyoruz. Bunun yanı sıra devamlı sermayenin azaldığını. Yine toplam öz kaynaklar içinde öz sermaye kar payının hızlı ve yüksek oranda artırdığını görmekteyiz. Gelir tablosuna baktığımızda satılan malın maliyetinin toplam gelirler içerisinde cari dönemde payını azaldığını görüyoruz. Faaliyet giderlerinin payı belirgin şekilde azalırken finansman giderlerinin arttığı gözükmekte. Yine toplam gelirler içerisinde esas faaliyet kar payını belirgin düzeyde artırmış. Bunu nakit akımında ve kapsamlı raporunda daha detaylı inceleyeceğiz. Önce kar oranlarına bakıyoruz. Cari dönemde %176,5 oranıyla, artış oranıyla kar muhafazakarlığında işletmenin kar artırıcı muhasebe uygulamalarını tercih ettiğini görüyoruz. Mali rantabilitesi %671 artarken efektif kar oranı %353 artmış. Vergi öncesi karlılığı yaklaşık %510 artarken ekonomik rantabilite %409 artmış. Faiz vergi öncesi karlılığı %909 artarken birikmeli karlılık %50 azalmış. Faaliyet karlılığı %208,5 gibi çok yüksek bir düzeyde artış kaydetmiş. Yine işletme verimliliği yönetimiyle, iş göreniyle %671 gibi çok yüksek oranda artış sağlamış. Paranın akışına baktığımızda, evet arkadaşlar, okumakta zorlandığım yüksek oranlarda net nakit girişinin, işletme faaliyetinden net nakit girişinin azaldığını, yine operasyonlardan net nakit girişinin de son derece arttığını görmekteyiz. 1-2-3 12 milyon. Evet. 12 milyon. Şirket dönem karı olarak 53 milyon gelir tablosunda dönem karı olarak kayıt altına almasına rağmen aslında şirketin kasasına giren dönem karı 89 milyon. Yani %68 fazlası olarak hesaplanmış. Şirket işletme faaliyetinden 89 milyon nakit oluşturmasına karşın nakit ve nakit benzeri varlıkları sadece 703 bin TL artmış. Şirketin yatırımlara gittiğini anlayabiliyoruz. Yatırım faaliyetlerinden nakit girişinin %100'ün altında oluşundan ve bundan dolayı da 21 milyon bir nakit açığı vermiş. Finansman faaliyetlerinden nakit girişinin %100'ün çok üzerinde oluşu işletmenin borçlanma gereksinimi ihtiyacı içerisinde olduğunu bize göstermekte. Vergi öncesi dönem karı da %59,5 düzeyinde gerçekleşmiş. Nakit akışına göre düzeltilmiş karı da %2806 oranında artış kaydetmiş. Fon kaynak kullanımına baktığımızda fonların sadece %13'lük kısmı faaliyetlerinden elde ediliyor. %61 ağırlıkla kısa vadeli borç artışı ana kaynak oluştururken %89 ağırlıkla da brüt işletme sermayesinin artışı ana kaynak oluşturmuş.
Net işletme sermayesi %72,5 artış göstermiş 59.719.000 TL ile. Satışlarına baktığımızda yurt dışı satış gelirlerinin, ihracat gelirlerinin arttığını görüyoruz. Yurt içi reel satışları da %40 oranında artış göstermiş. Göstergelerine baktığımızda likidite oranı sınırları içerisinde kalmakta ama likiditeleri azalma eğilimini göstermekte. Faaliyet oranları vasatın altında gerçekleşmiş. Fon yaratma gücü olumlu. Fakat faiz ödeme gücü çok hızlı azalmış. Etkinlik oranları vasatın altında kalmış. Büyüme oranları cari fiyatlarla ve reel fiyatlarla büyüme göstermiş, öz kaynak kaybının dışında. Karlılık oranları da belirgin derecede, hızlı ve yüksek oranda gayet olumlu artış kaydetmiş. Peki bu veriler doğrultusunda hissenin olması gereken fiyatını hesapladığımızda, önce temettü kapitalizasyon yöntemiyle hesapladığımızda hissenin 6,29 TL olması gereken fiyatı hesaplanmakta. Bunu yaptığımda 5 lira 40 kuruştan Borsa İstanbul'da fiyatlanıyormuş. İndirgenmiş nakit akım yöntemiyle yaptığımız hesaplama sonucunda da 5,89 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu finansalları sürdürülebilir ve kalıcı kılarsa da beklenen büyüme oranı %21 olarak hesaplanmakta. Peki, ayrıntılı kapsamlı finansal rapor ne diyor? Bir de oraya bakalım. Şirketin varlık yapısı bilanço düzenlemesine göre inceleme döneminde değişme olmasa da gayri safi işletme sermayesi %97 artışla toplam varlık içerisindeki payını %91,67'den yavaşça %91,17'ye azalırken toplam sabit varlıklar %110,31 artışla payı %8,33'den yavaşça %8,83'e artmıştır. Gayri safi işletme sermayesindeki değişim nakit ve nakit benzerleri varlıklarının payının %4,75'den cari döneminde %0,28'e yüksek düzeyde azalışı neden olmuştur. Toplam sabit varlıklardaki artışa maddi duran varlık yatırımlarının %7,76 oranla katkı sağlamıştır. Şirketin maddi duran varlıklarının %150,65'i 2021'in 9. ay sonu itibariyle amorti edilip toplam yabancı kaynak ve öz kaynaklarıyla finanse ederek cari fiyatlarla 208.088.932 TL %98 oranında iktisadi varlık artışı sağlamıştır. Finansal yapı, şirketin inceleme döneminde finansmandaki payı %69,89'dan %50,28'e azalmış, faaliyetlerini %49,72 oranda yabancı kaynaklarla %50,28 oranda öz kaynaklarıyla fonlamaktadır. Toplam yabancı kaynaklar öz kaynaklar oranı inceleme döneminde %0,43'ten %0,99 oranına artmış olmakla beraber borç oranları yüksek düzeyini korumakla birlikte artış eğilimindedir. Şirketin kısa vadeli borçların varlık finansmanındaki payı %27,5'tan %44,5'a, uzun vadeli borçların katkısı da %2,63'ten %5,15'e hızlı artmıştır. Şirketin 2021'in 9. ay sonu itibariyle öz kaynaklarının yaklaşık %59'unu ödenmiş sermaye, yaklaşık %55'ini iç sermaye yaratımı, yedek akçeler, geçmiş yılların karları ve net dönem karı oluşturmaktadır. Likidite riski, şirketin likiditesi bilanço düzenlemesine göre inceleme döneminde belirgin bir şekilde değişmiş, cari oran
3.34'ten 2.05'e, likidite oranında 1.39'dan 1.20'ye yavaş. Net çalışma sermayesi 0.64'ten 0.46'a azalmıştır. Net işletme sermayesi ve cari oranının azalması kısa vadeli borçlarının yaklaşık %222 artış düzeyi ile gayri safi işletme sermayesi artış düzeyi %97'den çok yüksek düzeyde artışından kaynaklanmıştır. Likidite oranındaki yavaş azalışta stokların gayri safi işletme sermayesi içerisindeki payının %40'dan %34.5'a yavaş azalmasından kaynaklanmıştır. Şirketin nakit oranının azalışı, nakit ve nakit benzerleri varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklar içerisindeki payının %17.27'den %0.63'e azalışından kaynaklanmaktadır. Şirketin brüt işletme sermayesinin %0.31'ini, toplam varlıkların %0.28'ini nakit ve nakit benzerlerinden oluşmakta, şirket satışlarının %0.29 düzeyinde nakit bulundurmakta. Nakit pozisyon oranı önceki yıla göre azalmaktadır. Göstergeleri azalış eğiliminde olsa da likiditesinin sınırlarında olduğunu göstermektedir. Nakit varlığını bankalarda kısa vadeli mevduat olarak tutmalı, oluşan yabancı para ticari borçlarına karşı yabancı para vadeli mevduat bulundurmak yoluyla kur ve yabancı para likidite risklerine karşı korunma altına alınmalıdır. Göstergeler şirketin yabancı para pozisyon açığı taşımamakla birlikte döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunan meblağların Türk lirasına çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Döviz pozisyonu. Şirket dövizde uzun pozisyondadır. Net yabancı para pozisyonu önceki döneme göre 7.537.628 TL artırmış, 18.035.63 TL yabancı para cinsi işlemler kur riskinin oluşmasına sebebiyet verse de net yabancı para pozisyon fazlasına sahiptir. Şirketin gelecek yıllarda yeni yatırımlar için daha fazla yabancı para cinsinden kaynak kullanma potansiyeli taşımaktadır. Kaynak kullanımında finansal etkinlik. Şirketin finansal verimliliği kaynak kullanımında etkinliği azalmıştır. Finansmanda öz kaynak katkısı yaklaşık %0.28 azalırken yabancı kaynakların payı %65 artmıştır. Net finansal borçları yaklaşık %3.236 çok yüksek düzeyde artarken brüt işletme sermayesi %44 artmış. Ticari borçların ticari alacaklarıyla yaklaşık %200 oranında yüksek oranda tonlamaktadır. Net satışlarına göre stok devir hızı 10,5 kez yıldan 12,3 kez yıla, satışlarının maliyetine göre de 0,62 kez yıldan 1 kez yıla artmıştır. Alacak devir hızı 11,39 kez yıldan 7,5 kez yıla azalmış, alacakların tahsil süresi 32 günden 49 güne artmıştır. Stokların nakde dönüşüm 35 günden 30 güne azalmıştır. Alacak devir hızının azalışı sonucu optimum etkinlik oranı azalmış, nakde dönüşümü 67 günden 79 güne artmıştır. Faaliyet karlılık oranı %7'den %22'ye hızlı artarken ekonomik katma değer de artmıştır. Gayri safi işletme sermayesi devir hızı 0.62'den 1.04'e, öz sermaye devir hızı 0.82 kez yıldan 1.88 kez yıla artmışlardır. Şirket 585 gün işletme sermayesiyle çalışırken bu süre 352 güne azalmıştır. Karlılık. Şirketin inceleme döneminde net karı cari fiyatlarla ve sabit fiyatlarla büyümüştür. Şirketin karlılık oranlarında önceki döneme göre belirgin değişme göstermiştir. Toplam maliyetlerin %85'den %75.5'a azalması sonucunda gayri safi satış karlılığı %15'den yaklaşık %24.5'a artarken faaliyet giderlerinin %8'den %2.5'a azalması sonucunda esas faaliyet karlılığı da %7'den %22'ye,
finansman giderlerinin %9'dan %3.25'e artsa da vergi öncesi faaliyet karı %7'den %18.5'e artmıştır. Amortisman öncesi faaliyet karı %8.66'dan %22.5'e artmıştır. Vergi giderlerinin %1.31'den cari dönemde %5.19 düzeyinde artışı net dönem karının yaklaşık %6'dan %13'e artışına neden olmuştur. Yani bu daha yavaş düşse dönem karı %6'dan %13'e daha hızlı yüksek oranda artacak. Baskılamış. Şirketin brüt kar marjının yanı sıra öz kaynak devir hızının, varlık devir hızının belirgin artışı öz sermaye karlılığının yüksek düzeyde oluşmasına yol açmaktadır. Satışlar inceleme döneminde cari fiyatlarla %228, sabit fiyatlarla %128 oranında büyümüştür. Kaynak yaratma gücü göstergelerinde önceki döneme göre belirgin yükselişe yol açmıştır. Yaratılan kaynağın satışları oranı %7'den %14'e, varlık toplamına oranı da %4'den %13.5'a artmıştır. Yaratılan kaynağın borçlarını karşılama oranı %15'den %30'a belirgin düzeyde artmıştır. Şirket faaliyetini düşük ölçüde öz kaynaklarıyla fonlaması, kur riski taşımasıyla birlikte finansman giderlerinin satışlara ve borçlara oranı hızlı artmıştır. Faiz karşılama oranı %76.5'dan %6.5'a hızlı azalmıştır. Hisse fiyatı değerleme. Yıllık büyüme, reel getiri ve dağıtılabilir temettü hesaplamaları sonucunda gelecekteki temettülerin bugüne indirgenmiş model yöntemi ile hisse olması gereken fiyatı 6,29 TL, indirgenmiş nakit akım model yöntemi ile hisse olması gereken fiyatı 5,89 TL olarak hesaplanmaktadır. Şirketin öz kaynak karlılığı sınırlı oluştuğundan hisse başına kazanç ve temettü oranları da öz kaynak karlılığına bağlı olarak oluşmaktadır. Şirket otofinansman iç sermaye yaratım yoluyla toplam borçlarının öz kaynaklara birebir olması, öz kaynaklarını artırma faaliyetini fonlama politikası izleyip kar dağıtımında tutucu davranacaktır. Şirketin sınai maliyet yapısı, finansman şekli, faaliyet giderlerinin boyutu, gider maliyet indirimi yoluyla karlılığını daha artırma olanağı mevcuttur. Şirket satış artışı, devir hızlarını, finansal etkinliğini yükseltme, toplam maliyetlerini aşağı çekme yoluyla karlılığını daha da artırabilecektir. Evet arkadaşlar, bir başka model şirkette yine değerlendirmede birlikte olacağız. Herkese iyi akşamlar.